Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Bugün size Amerikan Bully XXL mi oluyor? XXL. Ha, bunu tanıtacağız arkadaşlar. Değerli dostlarım, Turgay, Tarık kardeşim, üveys oğlum, yakışıklı oğlum. Bunlar köpek sevdası var bunlarda. Bunlar köpeklerini video başlamadan önce like atmayı unutmayın. Bize desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Özellikle abone olmayı unutmayın. Evet, ilk sorumuzla devam edelim. Şimdi bu köpeğin ağzı niye böyle büyük? Kafası niye böyle büyük? Kafası vücudundan zaten büyük olması normal. Amerikan Bully'lerde. Evet. Çenesi kısa olduğu için mesela, çok kısa olduğu için yazın sıcak havada ağzında böyle salyalar oluyor. Tamam. O yönden sıkıntılı. Ötekinde olmuyor mesela. Çene yapınca bilmiyorum neden böyle oluyor ama Amerikan Bully'lerde standart yani. Çeneleri bu ağzını büyük. Açtığı zaman daha şey yapıyor değil mi? Korkunç ya. Çok abo. sakin. Ağız yapısı gücü falan sağlam ya. İşte dediğim gibi 2.5 ton basabiliyorlar. 2-2.6. Rahat. Fala şimdi Turgay kardeşim, herkes bu köpekleri besleyemez. Hani şimdi beslememe nedeni eğitimleri zor. Bunların eğitimleri zor. Karakterleri çok agresif yapıya sahip oldukları için eğitim ama bu, çok zor. Ama bu ona göre çok uysal. Uysal köpeğim. Tarık, sen buna ne yediriyorsun kardeş? Ne veriyorsun yani? Ne yemiyor ki? Ha, özel bir maması var mı? He? Ne varsa veriyorum. Yani aynı bahçede kaldığı için köpekler. Evet. İkisi de ben ilgilendiğim için. Ötekisi dediğim gibi 2 kilo rahat diyor. Bu da zaten 2,5-2,800 kilogram ağırlığında et yiyor. Et veriyorsun. Aynen. Özel. En az. Tabii ki pişmiş et, çiğ et değil. Ayda bir kere çiğ et diyorlar. Peki masraflı oluyor mu? Şöyle diyeyim, Belçika'da yani şimdi bazı yerlerde millet et bulamıyor, biliyorsunuz yani. Millet et bulamayınca da biz de kalkıp köpeklere et yediriyoruz. Yani düşünsen. Bizim burada uygun fiyat olduğu için. Dur lan, üstüm mahvettim. Köpek başı 70 euro biliyor ya, masraf aylık yemeleri. 70 euro. Köpek başı. O zaman ucuza geliyor yani. Tabii. Aslında. Tabii. Ben daha fazla düşünüyordum da. 800 gram eti 1 euro 8 sent. 1 euro 8 sent, 9 sent tabii, bilmiyorum. O civarlarda. 1 euro 10 senti bulmuyor. Peki çiftleştirmeye yaptın mı sen bunu? Hayır. Yani yavru almak ister misin bu köpekten? İstiyorum. Peki ona göre dişi mi? Aynı ırktan dişi mi olacak Tarık? Oldum, hemen bugün çiftleştiririz. Aynı temiz kan olsun, pasaport olsun, geçmiş olsun, soy ağacı belli olsun, o zaman çiftleştirilir. Yani pasaportu da gerekiyor değil mi bu köpekler? Sizin de pasaportu var. Avrupa'sı, Belçika pasportu var, bir de internasyonel pasportları var. Evet. Bizim küçük beyefendi bir kere Fransa'ya gidip gelmiş. Pasportunda var stamp falan. Allah Allah. Küçük beyefendi orada geziyor. Tek başına dolaşıyor, bir şeyleri karıştırıyor. Gerçekten tehlike. Ben korkunç yani. Direkt saldıracak yani. Sen artık... Korktuğunu belli edince yapıyorlar. Her köpekte var tepki. Korktuğunu belli edince daha da korkuyorlar seni. Evet. Ve seni tanıyalım. Arkadaşlar mı bakacak? Adım Üveys, 19 yaşındayım ben. Biraz sesli. Belçika'da yaşıyorum. Yanımda ne var? Tel var aramızda. Atlayabiliyor onun üzerinde. Atlarsa ben de senin üstüne atlarım. Atlayabiliyor. Mesela düz duvar diyeyim sana. Düz duvara 1.70-1.80 tırmanabiliyor. Daha da çoğalacak. Evet, şimdi bu köpek hakkında bilmek istediğimiz bazı şeyler var mı? Ben onu sana sorayım. Mesela özellik aldık ele. Tabii. İşte yeme beslenmelerini aldık ele. Peki hastalıklarını? Hastalıkları mı? Mesela bizim Paşa beyefendinin şurasında biraz rahatsızlık vardı. Şu kemiğinden. Tabii ki hareket eden yer var ya, ismini evet. Bilmiyorum olduğunu. Evet. Kıkırdak şey. Kıkırdak mıdır nedir? Orasında rahatsızlığı vardı. Biraz yürüyemiyordu. Gözleri yaşarıyordu. Bol bol ot yiyordu. Midesi ağrıyordu. Veterinere gitti durmadan. Evet. Haftada bir kontrole gitti. Çok şükür güzeldi. Dizinde hala birazcık sıkıntı var. Evet. O da her küçük tuvaletini yaptıktan sonra böyle
artistik yapmalar, ortalık azmalar. Üzülmüş işte. Peki. Güzeldi şükür. Burası da hissedebiliyorsun zaten. Turgay kardeş, şey masrafı böyle, veteriner masrafı nasıl bunları? Veteriner masrafı biraz var ya. Veteriner... Sakin. Kapıyı açacak. Veteriner sadece kontrolü parası 50 euro. Sırf kontrol ediyor. Yani tamam. Baktım şu problem var 50 euro diyor. Bu. Aşı başı zaten gene 50 euro. Sana bir ilaç yazıyor, bir antibiyotik yazıyor. Yani bir mesela bir göz yaşartıcı, gözleri yaşardığı için bir damla verdi. Şşş, sakin. Sırf damlası zaten 85 euroydu. Evet. Değişiyor ya, ilaçlar pahalı, bakım hastanesi falan pahalı. Sakin. Bir kere işte bir kavgaya karıştı. Acile gitmek zorunda tabii. Hangisi bu mu? Bu. O öyle çok sıkıntılar yaşattı da çok şükür ağır. Peki burada insanların gittiği bir yer varmış. Köpek parkı mı, evet, ne? Herkes 5-6 tane köpekle geliyor değil mi oraya? Vallahi ben önceden küçükken giderken bunları küçükken götürüyordum. Rahat 20-30 tane köpek vardı. Bırakıyorlar mı böyle? Tabii bırakıyordu. Kapıyı kemiriyor bak. Kapıyı kemiriyor. Küçükken bıraktığım için küçükken öteki köpekler bundan büyük olduğu için bunu çok eziyorlardı. Saldırma olsun, korkutma olsun. Neyse en son 2 ay önce bir götürdüydük değil mi? Bir terör estirdi. 5 köpeğin arasında biraz darma duman etti. Zor oldu, biraz ayırdık. Evet. O gün bugündür onu tek bırakmıyorum. O çok çabuk agresif olduğu için bunu götürüyorduk en son. Furkan yeğenimize götürdük en son. Değil mi, hatırlıyor musun? Bir tane Türk var. İsmini vermeyeyim, köpeğini getirdi tabii. Köpek biraz artık... İsim vermiyoruz burada. Vermiyoruz isim. Çünkü tanıdık olduğu için. Köpeği biraz agresif olduğu için Akita besliyordu. Bu Sibirya kurdu gibi ama biraz cins köpek. Artistik yapınca gururunu el yediremedi beyefendi. Biz de tabii uzaktaydık biraz. Beyefendi köpeğin kulağını tuttu tabii. Yaklaşık bir yarım saat sürdü ayırmamız. Ondan sonra boynu burada yırttı. Köpeğin boynunu komple yırttıydı. Yazık oldu tabii köpeğe, acıdık. Çünkü biz kavga taraftarı değildik. Hastaneye götürdük, köpeğin masraflarını karşıladık. Bu tuttu değil mi? Bu tuttu. Bu tuttu. Sinirden yarım saat 45 dakika zaten sen oğlanın eli meli paramparçaydı. Öteki köpeğin dişleri olsun falan olsun. Bazı insanlar geldi vurmaya kalktı, vurunca burnuna bırakıyor diye. Olmuyor öyle, bu köpekler de öyle değil. Ne yapıyor? Tuttu mu, bırakmıyor mu? Bunlar da bırakma tarzı, bir sakin ol. Bir dakika. Bunların arka dişlerinde, işte açtırtmıyor da. Arka dişlerinde, dişin biri böyle geliyor zaten, biri de böyle duruyor. Evet, normal yere geliyor, tık 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 ötüyor. Sinirlendi mi, gücünü verdikten sonra bu zaten bir klik yapıyor. Evet. Onu da açma nedeni, sert bir tahta olur, bir demir parçası. Dişini atlatmaman gerekiyor ki bıraksın. Evet. Başka türlü bırakma bir şey yok. Isırmasını biliyor, bırakmasını bilmiyor. Bu huylar da öyle. O yüzden çok inatçı köpekler. Belki bazen izliyorsunuz, ben de tabii eğitimlerini veriyorum. Mesela bir şey asıyorum, zıplatıp havada tutturuyorum. İnatçılar. Ya o inecek ya inecek. Bırakmıyor. Çok inatçı köpekler. O yüzden... Peki tercih olarak Turgay kardeş başka köpek beslemeyi ister misin? Yani bunlardan tabii, hariç. Köpek beslerim tabii. Başka cins mesela. Beslerim. Ne beslemek istersin? Ne beslemek isterim? Küçük mü, büyük mü, kangal mı? Sayın mı? Evet. Şu an hayalimde Dogo Argentino var. Allah Dogo Argentino. Niye? Bundan daha mı iyi? Dogo Argentino daha bir sadık köpek. Ya daha bir başka köpek. Bilenler biliyordur zaten Dogo Argentino. Peki onun özelliği ne abi? Dogo Argentino? Sahibine çok tutkun, çok yakışıklı. Tamamen beyaz renkte oluyor. Onun fiyatları da çok pahalı. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Türkiye'de... Bundan pahalı mı abi? Hangileri? Bu, yani bundan pahalı mı? Bu, Bunun kadar olmasa da hani yaklaşık... Burada Belçika'da almaya kalksan bir sırf orijinalini zaten 3000-3500'e. Euro. Tabii. Bunun yavrusun zaten, yavru halinde. 5000. Zaten 5000-5500 gözden çıkar. Allah Allah. Bunun yavrusu da çok sevimli olur değil mi? Çok tatlı oluyor. Vallahi de. Vallahi kafası böyle. Büyünce böyle hayvan gibi oluyorlar. Küçükken, ya ben yavruları çok seviyorum. Küçükken sadece ben onda aldım da küçüktü. Hani kucağımda yatırırdım da hani öperim de çok tatlı çünkü. Evet. Kıl dökmüyor, pisliği yok, salyası yok, tertemiz kokuyor. Evet. Büyünce zaten böyle bırakıyorlar kendilerini. Peki Üveys, sende köpek aşkı var mı? Yok. Köpek sevgisi? Yok, vardı ama o da gitti elimden. Babası içine etti. Köpek aşkının. Şimdi besliyordu bir husky, Siberian kurdu. Evet. Bir 6 ay besledim, sonra büyüdüğü zaman kafesi yetmedi zaten ona. Tüm bahçeye saldım. Bahçeyi de biraz mahvetti, her gün verdi. Babam da istemediği için ben sattım sonradan.
Amine de ara sıra... Bir gün seninle o Husky'yi gidip çekelim mi adamı? Adama söyle. De ki Weben kanal. Böyle köpekleri de çekiyoruz. Adamı söylediğin zaman... Kötü günde denk geldik. Biz normalde arkadaşlarla bir toplantı yapıyoruz. Aşağı yukarı 20-30 tane pitbull her köpeğinle. Evet. Seni bir ara oraya davet edeyim. Böyle 20-30 tane pitbull... Herkesi çekeriz, herkesi de abone yaparız kanala. Tamam. Herkes hani... O başka oluyor tabii. O zaman köpekler tabii mesafeli oluyor hepsi birbirine. Tamam da... Ya hep Freitag. Senin her, boş günün yok ki. Perşembe. Tek Perşembe. Tamam, biz oruç çıksın. Oruçtan sonra inşallah. Şimdi saldırılan köpek gelir sizi ıstırırdı. Evet. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Öncelikle Turgay kardeşim. Geldiğin için. Paşa gel buraya. Evet, kuşlara gidiyor, kuşlara gidiyor. Evet. Bala, üveys, Furkan. Turgay kardeşim, geldiğin için. Bize bu imkanı tanıdığın için Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Abi, yani sana çok teşekkür ediyorum. Zaten bayağı da ziyaretini edemiyordun. Aynen. Bugün de böyle bir ziyaret etmek gerekiyor. Aslında gerek. Turgay kardeşim de kuşlar da var arkadaşlar. Kendisi zaten kuşçu da. Artık kanalımızda hem köpek hem de kuşları çekeceğiz. İnşallah bir gün gerçek. İnşallah daha iyi, daha büyük olmaya çalışacağız. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üveys bir şey söyleyecek misin arkadaşlar? Köpekçi arkadaşlar tanıdığın varsa selam söylesin. İnit neyin lan smakat ok? Sadece tanıdığım Turgay var. Turgay var. Diğer arkadaşlara selam söylemeyeceğim. Milyonlar izleyecek. Milletten bir selam aleyküm de. Ve Tarık? O da orada kendi kanalına yayın yapıyor. Onun kanalı da mı var? Tabii şey Snapchat. Snapchat. Tabii. Tarık. Bir beni yayınlasana o şeyde, yani benim kanalı. Abi, Snapchat'te. Hepimizde var. En çok da senin oğlunda Furkan'da var. Beni niye yayınlamıyor? Kimse abone olmuyor. 1500-2000 kişi var bunda. Niye abone olmuyorlar? Bilmiyorum. Atıyor. Vallahi var. 2000'e yakın takipçisi var senin. Biliyorum. Niye şey yapmıyor? Babasına bir şey yapmıyor. Destek çıkmıyor. Veys, Furkan. Destek çıkmıyor mu? Söyleyeceğim bir şey var mı? Benim videolara bile bakmıyorlar. Bunlar böyle hayırsız. Vallahi. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun baktığınız için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne diyoruz? Selamun aleyküm ebeden ve daimen. İnşallah. Herkes Allah'a emanet olsun. Eyvallah.